Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte bakanlığımızın yayınladığı yazıları çözmeye devam edeceğiz 12 sınıf birinci dönem birinci sınav için 3 tane yazılı örneği yayınlamıştı bakanlığımız senaryo 1 olanı çözdük şimdi de sizlerle birlikte senaryo 2'yi çözeceğiz bu kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın diyelim ve hemen başlayalım redox tepkimelerini tanır demiş Bakalım birinci tepkime denklemimiz arkadaşlar. Burada bir redoks tepkimesi verilmiş. Tepkimesinde indirgenen ve yükseltgenen maddeleri yazınız demiş arkadaşlar. Bakın şimdi çinko burada kaç arkadaşlar? Sıfır yükseltgenme basamağına sahip. Karşı tarafta ise gördüğünüz gibi artı iki yükseltgenme basamağına sahip. O zaman çinko ne yapmış burada? Yükseltgenmiş. Eğer sayı doğrusu üzerinde şöyle 0 burası artı bir artı iki şu taraf eksi 1 eksi 2. Sağ tarafa doğru gidiyorsa bir taneciğin değerliği. O zaman biz ona ne diyoruz? Yükseltgenir diyoruz. Eğer sol tarafa doğru gidiyorsa ona da ne diyoruz biz? İndirgenir diyoruz. Dolayısıyla burada sıfırdan artı 2 yani sağ tarafa doğru gittiği için. Çünkü ne yapmışlar arkadaşlar? Yükseltgenmiştir. Yükseltgenmiştir diyoruz. Şimdi bakın indirgenen ve yükseltgenen yükseltgenen bu o zaman değil mi? Bakır ne olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi? Bakır da burada artı 2'den 0'a gittiğine göre indirgenmiş indirgenmiştir diyoruz. Şöyle sorabilirdi. Yükseltgen ve indirgen maddeleri sorabilirdi. Unutmayın. Kendisi yükseltgeniyorsa karşıdakini indirgediği için indirgen. Kendisi indirgeniyorsa Karşıdakini yükselt için arkadaşlar ne olur? Yükseltken olarak adlandırılır. Bunları da maalesef bazen karıştırabiliyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. İkinci sorumuzda diyor redoks tepkimeleri ile elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar demiş. Bir tane kimyasal tepkime denklem verilmiş bize gördüğünüz gibi pil potansiyeli verilmiş. İstemli olup olmadığını nedeniyle yazınız demiş. Bir önceki senaryoda da arkadaşlar böyle bir soru vardı. Eğer bir pilin standart potansiyeli sıfırdan büyükse o zaman istemlidir diyoruz. Yani kendi kendine çalışır. Eğer sıfırdan küçükse bir denklemin potansiyeli o zaman ne diyoruz biz? istemsizdir diyoruz. Bunu dedikten sonra bakın buradaki değer sıfırdan büyük mü? Şöyle büyük mü sıfırdan büyük için sıfırdan büyük olduğu için nedir diyoruz arkadaşlar biz buna? istemlidir şeklinde ifade ediyoruz. Kendi cümlelerinizde de bir iki cümle yazarsanız tabii ki daha güzel olur. Üçüncü sorumuzun kazanımında elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar demiş arkadaşlar. Burada da bir elektrokimyasal hücre görüyorsunuz. Şekildeki elektrokimyasal pil düzeni üzerinde A ve B ile gösterilen parçaların adlarını yazınız demiş arkadaşlar. Buradaki bütün devre elemanlarını bilmemiz gerekiyor. Bakın sol taraftaki kapta eğer bu çubuğun adı anot ise yani yükseltgen ve burada olmuş demek. Ve diğer tarafın ne olması gerekiyor tabii ki? Katot olması gerekiyor indirgenmenin olduğu tarafa biz ne diyoruz katot diyoruz unutmayın ne diyorduk hatırlıyorsanız şöyle kim ya diyorduk hani hangisi indirgenme hangisi yükseltgenme karıştırıyorsanız diye katotta indirgenme anotta yükseltgenme şeklinde bunu kodluyorduk. orada da bir tane bakın bir ters dönmüş U şeklinde bir cam tüp var bu da arkadaşlar ne diye geçiyordu tuz köprüsü diye geçiyordu tuz köprüsü Tuz köprüsünün özelliği neydi? İçerisinde çok çözülmüş bir tuz var. Devredeki iyon dengesini sağlıyor ve devrenin tamamlanmasını, pilin çalışmasını sağlıyor. Bu olmazsa kesinlikle arkadaşlar ne olmuyor? Pil çalışmıyor. Bakın burada potasyum nitrat var. Potasyum ve nitrat iyonları var. Pil çalışırken bir yandan buradaki anyonlar anota doğru, katyonlar da katodu doğru hareket eder. Bu da yine sıklıkla karşınıza çıkacak olan soru tiplerinden bir tanesi. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki redoks tepkimelerinin fazla gittik istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar demiş arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane bakın gümüş çinko pili verilmiş. Şekilde bir elektrokimyasal pil gösterilmiş ve bu pilin yarı tepkimelerinin indirgenme potansiyelleri verilmiştir diyor. Buna göre gümüş çinko standart pilinin potansiyelinin kaç volt olduğunu işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Şimdi burada arkadaşlar birisi gümüş Bunlardan birisi çinko. Gördüğünüz gibi zaten ikisi de birer molarlık çözeltileri mevcut. Dolayısıyla yapacağımız işlem aslında oldukça basit. İkisinin de indirgenme potansiyelleri verilmiş gördüğünüz gibi. Gümüşün indirgenme potansiyeli 0.80. Çinko'nun indirgenme potansiyeli ise arkadaşlar eksi 0.76. Burada eğer birisi yükseltken ve birisi indirgenme ise ikisini de yükseltgenme ya da ikisini de indirgenme yapmamız lazım karşılaştırabilmek için. Ama burada zaten ikisi de indirgenme olduğu için direkt diyorum ki ben İkisi de indirgenme ve gümüşün indirgenme potansiyeli gördüğünüz gibi daha büyük. O zaman ne olur arkadaşlar? Gümüş indirgenir. Yani bu pilin içerisinde gümüş indirgendiğine göre şuraya yazalım. Standart pil potansiyelini nasıl hesaplıyoruz? Burada meydana gelen yükseltgenme tepkimesiyle meydana gelen indirgenme tepkimesinin potansiyellerini toplayarak buluyoruz tabii ki. O zaman burada kim indirgendi? Gümüş indirgendi. Bakın buraya gümüşün indirgenme potansiyelini yazacağız. Kim yükseltgendi o zaman? Çinko yükseltgendi demek ki. O zaman buraya da çinkonun yükseltgenmesini yazacağız. Peki çinkonun yükseltgenmesi kaç? Burada zaten indirgenme potansiyeli gümüşün kaç verilmiş? 0,80 verilmiş. Onda bir sıkıntı yok. Ama çinkonun yükseltgenme potansiyeli kaç? Burada indirgenme potansiyeli eksi 0,76 olduğu için yükseltgenme potansiyeli bunun tam tersi yani artı 0,76 şeklinde ifade ediliyor. O zaman standart bir potansiyelde ne olmuş oluyor arkadaşlar? 1,56 volt olmuş oluyor bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Bunları böyle basamak basamak yazarsanız bu sorudan da tam puan alabilirsiniz. Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar diyor arkadaşlar. Bir öncekinde de vardı bakın bu soru. Lityum iyon pillerinin kullanım avantajlarından iki tanesini yazınız diyor. Bunları bakın bu şekilde üç başlık halinde yazalım. Yani biz iki tanesini istemiş ama üç tane yazalım arkadaşlar. Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilir. Karbondioksit salınımı çok az olduğundan ve toksik madde içermediğinden çevreye verdiği zarar azdır. Kütlesinin küçük, ürettiği enerji miktarının fazla olmasından dolayı dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik eşyalarda yaygın olarak kullanılır. Bu bizim ders kitabımızdaki arkadaşlar bu konuyla ilgili olan açıklama. Lityum iyon pillerin avantajlarını bu şekilde ders kitabımızda sıralamıştı. Bunlardan iki tanesi bizden istenmiş bu soruda. Ve Böylece senaryo 2'nin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da örnek senaryo 3'e göre hazırlanan yazılıyı çözeceğiz. Hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere.